Siyah beyaz bir adam. Acaba bana ne anlatmaya çalışıyorsun? Çok iyi anladım. Zaman makinesiyle geçmişten geldin. O yüzden siyah beyazsın. Buraya gelince çok korkup bağırmışsın. O yüzden de sesin kısılmış. Şimdi de kendi zamanına dönmeye çalışıyorsun. Doğru mu? Doğru tabii. Seni kurtaracağım, hiç merak etme. Gel bakalım. Hoppa. Şimdi seni bir kete götüreceğim. O da seni kendi zamanına ışınlayacak. Arkadaşım, bıraksana beni. Konuştu. Geçmişten falan gelmedim ben. Pandomimciyim. O yüzden pandasın yani. Hiç alakası yok. Tiyatro haftası sebebiyle sokakta performans yapıyordum. Performans bilgisayarı var benim evde de. Of. Sen karşılaştığım 100. kişiydin. O yüzden de biletleri sana vermek zorundayım. Al ve lütfen beni yalnız bırak. Yaşasın, hediye bilet. En sevdiğim şey. Bayılırım. Of of. Çok canım sıkkın. Ne oldu? Yoksa bu gece Jüpiter çıplak gözle görülemeyecek mi? Yoksa bu sene asteroid yağmuru olmayacak mıymış? Ayın karanlık yüzünde gizli uzay üstleri yok muymuş? Uzayla ilgili başka espriniz yoksa derdimi açıklayacağım. İki Mars bir oyun. O tavlada söylenen bir söz. Neyse, ben söylüyorum. Çok istediğim bir tiyatro oyunu olan Opera'da Gulyabani'nin bütün biletleri tükenmiş. Tiyatro oyunuysa neden adı Opera'da Gulyabani? Çünkü operada geçen bir hikayeyi anlatıyor. Bu oyun sadece ama sadece tek bir gösteri olacakmış. Ona da gidemeyeceğim. Bakın cebimden ne çıktı? Yoksa Opera'da Gulyabani oyununa 5 kişilik bilet mi? Opera'da Gulyabani oyununa 5 kişilik bilet çıktı. Ne? Şaka mı yapıyorsun? Birinin cebinden niye böyle bir şey çıksın? Bence de çok saçma. Benim cebimden en fazla leblebi ya da gazoz kapağı çıkardı genelde. Necati, nereden buldun bu biletleri? Çok saçma bir cevabı vardır. Bence hiç sormayalım. Yok canım. Siz de Necati'yi iyice... Şimdi bir tane geçmişten gelen siyah beyaz bir adam var. Haklıymışsın oğlum. Sorduğuma pişman oldum. Ne zamanmış tiyatro? Bugün. Şu anda. Ne? 10 dakika sonra başlıyormuş. Hemen evden çıkmalıyız. Ayol, benim makyajım 15 dakika zaten. Ben hayatta yetişemem. Bensiz gideceksiniz. Baba hadi. O halde bu işlem de muhteşem. Dedek. Dur. Dedektiflik bir şey yok. Affedersin, ağız alışkanlığı. Ne kadar çok kapıları ne zaman açacaklar? İki saattir park edecek herhalde. Of. Bu ne kalabalık. O kadar pahalı olmasına rağmen bütün biletler satılmış. Oy millet. Ben bedavaya aldım biletleri, ne haber? Hadi baba, çabuk park et bir yere. Evladım, boş yer yok ki. Yola mı koyayım arabayı? Olabilir. Oyundan sonra bineriz. Çekerler arabayı. Olmaz öyle şey. Bak, şurada çekici var. Nasıl da bakıyor Şahin gibi gözleriyle. Zaten Şahin o adam baba. Şahin gibi gözlerimle yanlış yere park edenlere bakıyorum. Baba, boş yer. Ne? Hani? İşte. Evde. Evde mi? İşte mi? Ne oluyor? Baba şurada işte. Kimse kapmadan park et hemen. Keçin Ecmi, asılı rakibim. O da boş yeri gördü. Sanırım yerimizi kapacak. O ücretsiz park yeri benim. Hayır, benim. Baba dur, başka biri geldi. Anne! O ne? Eyvah, geç kalmak üzereyim. Hemen şuraya park edeyim. Orayı biz gördük. Remzi, orası senin hakkın. Evet, ben gördüm. Hayır, ben gördüm. O yer benim. Benim. Eyvah, çıldırmış bunlar. Ben kaçayım. Vrum. Tam 2 yıldır çok güzel park yerleri buldum. Bugün de burası benim olacak. Ray. Niye mehter marşı söylüyorsun Necati abi? Heyecan yaptım Canan. Ray. Ben kazandım. Burayı kaptırdık. Başka yer bulmamız gerek hemen. Oyunun başlamasına dakikalar var. İleride bir tane katlı otopark var. Kaç katlı ki? 40 galiba. Uf, 40 kat mı? Anneannem de baklavayı 40 katlı yapardı. Hop. Arkadaşlar bir saniye. Bütün otopark doldu. Ne? Bu saçmalık.
Tiyatro oyununa yetişmem gerek. Çabuk bana bir yer bulun. Beyefendi biz de oyuna yetişeceğiz. Kendinizi düşünmeyin bu kadar. Biraz sessiz ol sarı bıyık. Hayda. Yine sarı bıyık olduk iyi mi? He? Efendim? Öyle mi? Tamam anladım. Arkadaşlar üstteki arkadaşım haber verdi. 40. katta bir yer boşalmış. İsteyen varsa oraya çıkıp şansını deneyin. O yer bizim olacak. Birinci kat. Onuncu kat. Bağırınca daha hızlı gidiyoruz baba. Evet, bu araba benzinle değil bağırmayla gidiyor. Baba baba! Arabalar bağırmayla gitmez. 25. kat. Resmen gökyüzüne çıktık. Uçak geçti yanımızdan. Düşük oksijen seviyesi. 40. kat. İşte 40. kattayız. Bayağı uzaya gelmişiz. Hay! Eyvah! Necati abi pek iyi değil galiba. Yoğurt mu döver ayran mı? Nerede bu boş yer? Ben de göremiyorum. Boş yer kokusu alıyorum. Orada. 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 Bıy 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 bıy. Bırı 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 bırı. Bir tane boş yer var. Ne kadar da şanslıyım. Hemen park edeyim. Orası benim. Hayır benim. Pardon beyefendi. Duramadım bir an. Gazla freni karıştırdım galiba. Aslında bu kadar bağırmamıza gerek yok. Çok yavaş bir şekilde düşüyoruz. Haklısın kızım. Birazdan bağırırız. Evet evet. Atmosfere girdikten sonra bağırırız. Atmosfere girdikten sonra... Aşağıda boş yer var Remzi. İnişe geçiyoruz. Sıkı tutunun. Başardık. Park yeri bulduk. Hoş geldiniz efendim. Bir saatlik park ücreti 7 lira. Hemen alayım. Alayım, alayım, alayım. Evet paramı bekliyorum. Tamam, sıkıntı yok. Paramız var. Buyurun. Hoppa. Bu ne? 200 lira bu. Bunu bozamam ben. Bozun öyle getirin. Hayda. Necati koş git şununla küçük bir şey al gel. Parayı bozdurmamız gerek. Ne alayım? Ne bileyim sakız al. Sakız sevmem. Ne öğlen çattırı cuttırı ağza. Tamam ne istiyorsan al. Oley çekilin. Bozuk para canavarı geliyor. Merhaba Nalbur. Çabuk bana ihtiyacım olan birkaç eşya paketler misin? Al evladım. Hemen bu parayı alıp güzelce bozar mısın? Merhaba peruk satıcısı. Merhaba ne haber? İşim acele. Çabuk bana ihtiyacım olmayan birkaç peruk paketler misin? Kıvırcık olsun. Al evladım. Şimdi de bu parayı hemen bozmanı rica ediyorum. Ama bu para zaten bozuk. Daha çok bozmalısın. En çok bozmalısın. Boz bozmalısın. Boz 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 boz. Necati bunlar ne? Parayı boz dedim ben de bozdum. Direksiyon kilidi mi? Daha gereksiz bir şey bulamadın mı? Onu da buldum. Al ananaslı pizza. Tamam hadi hadi. Paranın üzerine ver. Al. Burada tam 6 lira var Necati. Bütün parayı harcamışsın. Üzgünüm ama park ücreti 7 lira. Paranız yoksa park yeri de yok. Şimdi sizi korkunç bir gelecek bekliyor. Bu kadar abartmaya gerek var mı? Çok canım sıkılıyor burada ne yapayım? Eyvah kapılar açıldı. Herkesi salona alıyorlar. Son 2 dakikamız. Yetişemezsek asla oyunu izleyemeyeceğiz. Yürüyün çocuklar. Bu oyunu kaçırmayacağız. Parayı vermeden giderseniz çekiciyi çağırırım. Bak nasıl bakıyor oradan. Aç bir avcı gibi. Aç bir avcı gibi bakıyorum. Çocuklarımın mutluluğunu hiçbir şeye değişmem. Arkadaşlığımız boyunca hiç benim için böyle güzel şeyler söylemedin Remzi. Bütün gün bu anı bekledim. Hemen gideyim de şunlara gününü göstereyim. Şurada oturup keyifle limonatamı içerek vahşi yırtıcı bir çekicinin avına sinsice yaklaşıp onu yakalamasını izleyeceğim. Neyin peşindesin? Çok yalnızım. Zaten operada bu yabani oyununa bilet almadığım için canım sıkkın. Bari böyle biraz eğleneyim. Operada gul yabani mi? Bir saniye. Baba annemin bileti de sende mi? Ben
Sen de kızım. Giden arabamın arkasından gözyaşlarımı onunla siliyorum. Dur dur, ver onu bana. Ne oluyor kızım? Çekici bey amca, bakar mısın? Bu elimdekini görüyor musun? Kokusundan tanıdım. Bu bir tiyatro bileti. Balkon bölümü D sırası 9. koltuk gibi kokuyor. Tam bir sanat seversiniz. Ya da aşırı iyi çıldırmışsınız. Bu elimdeki bilet operada Gulyabani oyununa ait. Bizimle o oyuna gelmek ister misiniz? Ne? Sahi mi? He? Niye durdun? Çabuk o arabayı alıp Mutsuzluklar Otoparkı'na götür. Tabii ki. Gelmek isterim. Hadi yürüyün o halde. Kapılar kapanmak üzere. O arabayı buraya geri koyamazsın. O halde ben de üzerine koyarım. Hadi o halde. Herkes tiyatroya. Ve ona seslendim. Korkunç, zalim Gulyabani'ye. Nerede bu Gulyabani? Niye çıkmıyor? Oyuncu nerede? Niye çıkmıyor? Zalim Gulyabani'ye. Gulyabani. Şşt. Abicim neredesin? Gelsene. Bir dakika. Sizsiniz. Onlar sizsiniz. Kimler biziz? Evet, o yakışıklı fil benim. Hayır! Sizler arabamı paramparça edenlersiniz. Sizin yüzünüzden tiyatro oyunuma yetişemedim. Rezil oldun, rezil. Sus Necati. Şimdi yedim sizi. Kariyerimi mahvettiniz. Anne! Gulyabani geliyor. Kaçın! Kaçın! İmdat! Şakir! 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 Telefonun alarmı çalıyor Şakir! Ne oluyor? 5 dakika daha. Kalk çocuğum, okula geç kalacaksın. Anne, bugün okullar tatil. Haberin yok mu? He? Ne oluyor? Oo, tüpsi şeniniz azaldı galiba. Şaşırdınız iyice. Neyse, ben kahvaltıyı hazırlıyorum. Oo, tamam vurma. Herkese yetecek kadar sucuk var. Oksijen bitmek üzere. Bir gün önce. Evet, oluyor, oluyor. Bitti. Yapay zeka çalışmam bitti. Şimdi konuşalım bakalım. Yapay zeka, merhaba. Seni ben icat ettim. Hala bir bebekle aynı zeka seviyesinde. Yapacak çok işim var. Önce bir biberon bulayım. Ha? Bu da ne? Sesin geliyor mu? Ama bu ses uzun zaman önce uzayda kaybolan dedemin sesi. Koordinatlar 37, 22, 46, 34, 55, 25. Gelirken ekmek, yarım kiloda yoğurt al. Tava yoğurdu olsun, üstü kaymaklı. Ha? Ekmek mi? Seni bulacağım dede. Orada kal. Meteor, meteor, yağmur yağacak. Meteor, meteor, herkes kaçacak. Meteor, meteor, nerede açacak? Meteor. Ha? Bu şarkı yeni uydurulmuş. Hayırdır? Bak, bu gece meteor yağmuru varmış. Evet, hem de çıplak gözle izlenecekmiş. Bak, benim bu gözüm çıplak, bu gözümde giyinik. Çekil git. Lafı uzatmayalım. Meteor yağmurunu uzaydan izlemek istiyoruz Mirket. Bizi uzaya çıkarsana. Oldu canım. Dönerken de Merkür'e dolmuş yaparız isterseniz. İşim gücüm var, rahat bırakın beni. Kayıp dedemi bulacağım ben. Hazır mısın Necati abi? Hazırım. Elimde var anten, çatlasın çekemeyen. Necati! Necati o değil, diğeri. Doğru. Ödeşme kartı. Hayır! Şimdi bu ödeşme kartını nasıl kazandığımı hatırlayalım. Miras değil, alın teri. Necati indir beni. Olmaz. Fizik bilen adamım ben. Hiç Necati ile binilir mi tahtravalliye? Necati indir beni, ne istersen alacağım. Ödeşme kartı istiyorum. Tamam söz. İyi tamam. Herkes hazırlansın. Ben dedemi bulmaya gittiğimde siz de uzay aracından meteor yağmurunu izlersiniz. Oley! Çikipuyu! Hadi herkes giyinsin. Sonra uzay mekiğine. Oo, bunlar da neymiş? Hohoy! Muhteşem bir şeymiş bu. Meteor yağmurundan 1 saat kaldı. Alarm kurdum ki kaçırmayalım. Hoho! Bakın uzay mekiğinin hakkını veriyorum. Mekik çekiyorum.
Ha? Necati, bu nasıl bir soğuk espri? Mirket buz kesti. Yok yok, cam açık kalmış. İşte koordinatlara geldik. Burası eski bir uzay istasyonu. Ha? Şuraya bakın. Neler olmuş böyle? Hadi gemiden çıkıyoruz. Uzay istasyonuna geçeceğiz. Gidelim gidelim. Oranın camları daha büyüktür. Daha güzel izleriz. Oo, nasıl gideceğim ben şimdi? Hey, yardım edin. Sesimi de duymadılar. Düşün Necati, düşün. Telaş yapın, telaş yapın. Düşünmemiz gerekiyor. Bu hiç olmamıştı. Bir dakika, bir fikrim var. Buldum. Hapşu. 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 Duramıyorum. Bakın, tüp roket oldu. Uzay roketine tüp taktıran Türk. Necati, oynama şununla da gel hadi. Gazı bitti bunun. İmdat, beni de alın. Hapşu. 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 İşe yaramıyor. Çok geçe Necati. Üzgünüm Necati abi. Meteor yağmuruna yarım saat kaldı. Görüşürüz. Necati tüpünü az salla. Dibinde kalmıştır. Oh, işe yaradı. Korkutmayın beni böyle. Uzayla şaka olmaz Necati. Yer çekimini açıyorum. Yer çekimini hiç sevmiyorum. Yer en çok beni çekiyor. Azıcık da sizi çeksin. Her yer karanlık. Baba, geri mi dönsek? Kaskınızda ışık var. Işıklarınızı yakın. Gidip yağmuru izleyecek bir yer bulalım. Şakir, Necati, siz gidebilirsiniz. Remzi, sen benimle geliyorsun. Kaptan Köşkü'ne ulaşmamız lazım. Öf, niye hep ben? Tek yetişkin sensin çünkü. Necati de yetişkin. Bence pek değil. Bir, balkondaki demir. İki, söylüyorum musiki. Üç, kafiye bulmak çok güç. Remzi, şarkı söylemenin sırası mı şimdi? Korkunca kafiyeli şarkılar söylerim ben Mirket. Dört, battaniyeyi ört. O ses ne? Kaset sıkışmış. Video kaydı olmalı. Gel hadi. Hey! 2001 yılına girmek üzereyiz ve hayvanlık sayemizde çok ilerledi. Uzayda çok önemli işler başarıyoruz. Yapay zeka, bize eğlenceli bir şarkı aç. Hata kodu 341. Hata kodu 341. Ha? Neler oluyor? Yapay zeka hata verdi. Ben bir gidip kontrol edeyim. Fikret hala gelmedi. Ben bakıp geleceğim. Kesin başına bir iş geldi. Olamaz. Olamaz. Hata kodu 341. Hata kodu 341. Yapay zekada bir sıkıntı var. Tümden kapatıp elle kontrole geçeceğim. Başka şansımız yok. Kandırdım. Ha? 5. Remzi, benle helalleş. Mirket efendi. Bakıyorum sen de korktun. Şarkı söylemek işe yaramıyormuş. Çok saçmaymış. Hala korkuyorum. Söylemesini bileceksin. Buranın camları kocamanmış. Sadece 10 dakika kaldı. Meteor yağmurunu bu odadan izleyebiliriz. Şakir, dedeye bak. Nasıl horluyorsa dokununca ben bile titredim. Ha? Dede mi? Kim acaba bu? Bilmiyorum ama beni duymuyor. Dedenin kulaklar gitmiş herhalde. Ekmekle yoğurdu aldınız mı? Yıllardır bir şey yemedim. Midem kazınıyor. İnsan önce bir günaydın der. Her şeyi yapay zeka yaptı. Gemiyi ele geçirmek için. Dede kabus görmüş Şakir, baksana. Horlamasının sebebi anlaşıldı. Tüpte yatarsan açıkta kalır her yerin. Ha? Yapay zeka mı? Geminin güce ihtiyacı var. Jeneratörleri çalıştırın. Bu yapay zeka. Benim sesim değil. Yapay zeka sesimi taklit ediyor. Neden inanalım sana? Ya sen yapay zekanın sesini taklit ediyorsan? Kaptan Köşkü'ndeki jeneratörü çalıştırın. Sakın ona inanmayın. Tekrar güç kazanmaya çalışıyor. Eğer enerji bulursa bu bir felaket olur. Yıllar önce Zazur kapattı bunu. Siz Mirket'in dedesisiniz. Dede! Dedem! Sana ekmek kıytırıvereyim mi? Karnını bastırsın dedem! Oy dedem! Aksakallı dedem! Dedelerle böyle konuşulur Şakir. Dede! Dede ne?
Mirket, dedenin sesi biraz yapay gelmedi mi sana da? Dedemi nerede duysam tanırım. Şu jeneratörü bir çalıştıralım. Dede? Şimdi işiniz bitti. Bir gün şişmanlığımın işe yarayacağını biliyordum. O gün bugünmüş. Altı. Bu kadar rastlantı. Şakir. 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 Telefonun alarmı çalıyor Şakir. Ne oluyor? 5 dakika daha. Kalk çocuğum, okula geç kalacaksın. Anne, bugün okullar tatil. Haberin yok mu? He? Ne oluyor? Oo, tüpsijeniniz azaldı galiba. Şaşırdınız iyice. Neyse, ben kahvaltıyı hazırlıyorum. Oo, tamam vurma. Herkese yetecek kadar sucuk var. Oksijen bitmek üzere. Buldun ne? Alarmım meteor yağmuru için kurmuştum. Rıfat, baksana şunlara ne olmuş? Yardım etsek mi acaba? Dostum boş ver, bizim yağmamız lazım. Bir dakika, hemen bir şeyler düşünmeliyim. Telaş yapın. Bir dakika, tabii ya, buldum. Pompa. Pompalı alet. Buldum. Lokmacı açacağız. Ay pardon, şey, pompa. Durun. Rıfat yardım et. Bir şey yapıştı üstüme. Abi dedim bulaşmayalım diye. Merak etmeyin, sizinle işim yok. Uzay gücü. Nasıl çalışıyordu bu? Bu değil, bu hiç değil. Tamam bu. Zaten başka tuş kalmadı. Necati geldi. Ha? Sen kimsin? Otostopçuyum ben. Merkür'e kadar bıraksanıza beni. Gel hadi, gel. Bu muhteşemdi. Çok eğlendim. Hadi tekrar yapalım. Meteor yağmurunu en ön sıradan izledik. Bence bugünlük bu kadar macera yeter. Sen de dedene kavuştun Mirket. Aynen öyle. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Ne yapmak istersin ufaklık? Bir düşüneyim. Oley! Necati yokken bu tatravalli çok keyifli. Oy! Uzay yolculuğu başlasın. Hayır, sen gelme. Hayır! Aa, havaya bakın, Mirket kaydı. Hadi dilek tutalım. İşte. Taksi! Ayaksi! Dursana adam! Keçilerimi kaçırdın. Vahit be vahit. Bunlar da arabam sarı diye taksi sanıp duruyor. Başka bir rengi mi boyatsam? Ha, yok boyatmayayım. İşte bir tane daha. Taksi. Efendim? Ne? Saat kaç? 12:30. Ne? Gofret yeme saatim gelmiş. Teşekkür ederim. Ne demek? Bir kazan yarışmamız başlıyor. En sevdiğim yarışma. Azıcık sesini açayım. Evet, sorduğumuz soruyu bilen dinleyicimiz bizden tam olarak bir çeyrek. Çok heyecanlı. Acaba ödül ne? Kesin çeyrek altın. Tam olarak bir çeyrek döner kazanacak. Oldu, olacak. Gram döner verselermiş. Evet, soru geliyor. Örümceklerin kaç bacağı vardır? Çok kolay. Cevap 8. İlk cevaplayan kazanacak. İşte bir dinleyicimiz bizi arıyor bile. Alo. Alo. Merhaba sayın radyocu. Merhaba beyefendi. Cevabınızı öğrenebilir miyim? Necati. Necati Bey. Adınızı değil, cevabınızı istiyoruz. Bir dakika. 1, 2, 3. Kaç demiştin? Cevap veriyorum. 6. Üzgünüm Necati Bey. Bilemediniz. Evet. Sıradaki dinleyicimizden cevap alalım. Alo. Efendim. Necati Bey siz misiniz yine? Düştünüz alttan. Cevap 6. Yanlış cevap Necati Bey. Evet,
Evet, sıradaki dinleyici. Alo. Alo. Merhaba. Evet hanımefendi, cevabınızı duyalım. Altı. Nicati Erkim, sen artık bizi arama, yeter. Cevap 6 değil 8. 6 işte, 6. Dönerimi verin benim. He? Şu radyoyu kapatalım. Aşk olsun. Hani 6 bacağı vardı örümcekçik. Doğru cevap 8'miş. 8 mi? Abi ben öndeki ikisini kolum sanıyordum. Onlar da mı ayakmış? Kusura bakma. He. Yol çalışması. Yavaşlayın, karşıdan gelene yol verin. Yol tek şeride düşüyor. Yavaşlayın, karşıdan gelene yol verin. Hop! Kardeşim, yol versene. Köprüden karşıya geçmem lazım. Asıl benim karşıya geçmem lazım. Sen yol ver. Bas bakalım, yoksa ben de kornamı çalarım, şaşırırsın. Al, al, al. İnat etme. Yol ver işte. Yok arkadaşım, sen yol ver. Önce ben geldim. Arkadaşım, çek arabanı. Hayır. Sen çekil. Hey, yolu açsanıza. Kaza mı oldu, ne oldu? Yolu kırkınlar abicim, hadi. Hadi şeyler, hadi. Abicim, bir şey, hadi çabuk olun. Trafik. Yağmur'a şemsiye, yağmur'a şemsiye, yağmur'a şemsiye. Ha? Fuat abi, yağmur değil, trafik var burada, karıştırmışız. Evet, buz gibi sular, buz. Nasıl bilemedim? Gitti çeyrek dönerim. Necati abi üzülme, biz sana alırız döner. Hem de çeyrek değil, tam döner alırız. Ayranlısından. Ne? Ha? Necati'nin devreleri yandı. Korna sesi çıkarıyor. Necati kendine gel. Şimdi de park sensörü sesi çıkarmaya başladı. Ben çıkarmıyorum ki sesi. Bıyıkların hareket ediyor. Yok, o berber Fikri. Bıyıklarımı tıraş ediyor içeride. Hadi bana müsaade. Senin de bıyıklarından ağzı görünmüyor ki, anlayamıyoruz. Bu park sensörü sesi. Kapıda araba mı var yoksa? Ne oluyor? Abi kusura bakma, park sensörü çalışmıyor da. Vay canına, park sensörleri böyle oluyormuş demek. Kardeşim sen de çıksana artık evimizden. Kusura bakma, çok trafik var. Santim oynayamıyorum. Buralarda trafik olmaz ki. Köprüde çok fena tıkanma varmış. Tüm şehir kilitlendi o yüzden. Saatlerce buradayız büyük ihtimalle. Saatlerce mi? Hadi gidip araştıralım şu olayı çocuklar. Bize de heyecan çıktı. Nereden geçeceğiz? Bagajdan girip kaputtan çıkalım. Hadi hadi, geçin içeri. Hop. Sen yol vereceksin. Hayır, sen yol vereceksin. Necmi haklı, yol ver, yol ver. Necmi haklı, yol ver. Necmi doğru yol. Vahit haklı, Vahit, sen yol ver, sen. Vahit haklı, sen yol ver. Necmi yüzünden eve gidemiyoruz. Asıl Vahit suçlu. Önce biz geldik. Hayır, önce siz gelmediniz. Çekilin artık. Hey, sakin olun. Neler oluyor burada? Şu inatçı keçi Vahit yol vermediği için tüm şehrin trafiği kilit oldu. Ben mi inatçıyım? Asıl inatçı keçi Necmi. Yol verse her şey çözülecek. Ha? Neler oluyor? Neler oluyor? Köprünün tellerine bakın. Köprünün tellerine bakın. Köprünün halatları fazla ağırlıktan kopacaklar. Acilen buradaki sorunu çözmemiz lazım. Biriniz yol versin diğerine. Bu kadar önemli mi gerçekten? İsterse kopsun. Vahit yol verecek. İmkansız. Bu iş bizi aşar. Ben Mirket'i arıyorum. Ha? Telefonum nerede? Gerek yok, gerek yok. Ben örümcek dostumu aradım. O halledecek. Çünkü adı örümcek. Necati, küçücük örümcekler ne yapsın? Ver telefonumu. Alo. Alo Mirket. Sesin çok değişmiş. O ses Feride'nin Remzi. Lütfen şu trafikle ilgili aradığını söyle bana. Karım doğum yapmak üzere, yolda kaldık. Köprüde iki keçi inatlaşmış Mirket. İkisinden biri yol verse trafik açılacak. Ama ikisi de yol vermiyor. Görüntülü arıyorum seni. Göster bakalım şu köprüyü bana. Burnuma bak kocaman. Ön kamerada çok tipsiz çıkıyorum. Filtre yapsana. Filtre yapsana. Şuna bas. Dur Necati. Remzi. Köprüyü göster. Köprüyü. Tamam, al bak. Laboratuvarımda bir ikna cihazı var. Onu alıp keçilerden birini ikna edin. Ama acele edin. Çok az zamanımız kaldı.
Bizim de çok az zamanımız kaldı. Mirket'in laboratuvarında bir ikna cihazı varmış. Hemen onu alıp keçilerden birinin üstünde kullanmalıyız. Oho! Araba yok ki. Laboratuvara kadar yürümem ben. Şakir bak, iki tane scooter var. Biz gideriz baba. Hep bu anı beklemiştim. Scooter gücü! Herkes beni dinlesin. Acilen ağırlığı azaltmamız gerekiyor. Yoksa halatlar kopacak ve hepimiz suya düşeceğiz. İyi de ağırlığı nasıl azaltacağız? Çok basit. Kilo vereceğiz. Beni izleyin. Hop, 2, 3, 1. 2, 3. Bir şeyler oluyor. İşe yarıyor galiba. İşe yarıyor sanırım. Kilo vereceğiz. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Durun, durun. Teller çok gerildi. Kopacaklar. Zaten ben de inanmamıştım bu yaptığımıza. Bu işi bana bırakın. Bu gergin halatlarla konuşacağım şimdi. Gerginliğe bir son vereceğim. Niye bu kadar gerginsiniz canım kardeşim? Bir dostunuz olarak sorunlarınızı dinlemeye geldim. Güzel halat, cici halat. Gerilme artık. Kopacaksın bak. Bunlar laftan anlamıyor. Koparlarsa kopsunlar. Beni de geldiler boş yere. İşte geldik. Hadi hemen Vahit abiyi ikna edelim de şu cihazı kullanarak aracını çeksin. Bir dakika, bir dakika. Haksız olan keçi Necmi. Onu ikna etmemiz lazım. Ama Necmi abi önce gelmiş. Haksız olan keçi Vahit. Cihazı onun üstünde kullanacağız. Eyvah! Bunlar da başladı. Vahit haksız. Necmi haksız. Vahit. Necmi. Dilli kaşarlı sandviç. Necmi haksız. Necmi haksız. Oo, cihaz işe yarıyor. Vahit haksız. Yardım edin lütfen. Dışarı. Hep Necmi yüzünden. Dışarı. Bu kadar abartmayacaktık. Özür dilerim. Ben de özür dilerim. O da ne? Boğaz'da şelalenin işi ne? Aşağı düşeceğiz. Necmi, inadı bırakalım. Birlik olmamız lazım. Hadi. Haklısın Vahit. Hep beraber başarabiliriz. Hadi. Şelaleden yalnız düşecektik. Şimdi hep beraber düşeceğiz. Ne değişti? Örümcek dostlarım yardım edecek demiştim. Sağ olun dostlar. Abi kusura bakma. Seni dönerinden ettik. Özür olarak düşün. Siz de bayağı güçlüymüşsünüz. Çok teşekkür ederiz. 8 bacağımız olduğunu öğrenince özgüvenimiz arttı. Şimdi köprüyü tamir etmeye gidiyoruz. Örümcekler! Kurtulduk! Yaşasın! Trafik de açılacak sonunda. Birbirimize dönelim artık değil mi? Müjde, sağlıklı bir bebeğiniz oldu. Mirket, şuna bak. Agucu baba, buju. Ha? Bebek konuştu. Çok zeki olacak demek ki. Aynı benim gibi. Ohoy, yok ben konuştum. Bebeğinize bir yarım takmaya gelmiştim. Oo, yarım altın mı? Teşekkür ederim Necati. Yok canım, altın değil. Yarım döner. Aslında tam döner takacaktım ama yarısını dayanamadım, yolda yedim. Ohoy. Fil Necati, sana ihtiyacımız var. Fil Necati. Ne? Biri Fil Necati'yi çağırıyor. İyilerin dostu, kötülerin düşmanı. Fil Necati. Hey, içeride kilitli kaldı. Birinin bana ihtiyacı var. Birilerinin ona ihtiyacı var. Fil Necati. O da ne? Yoksa bu bir kuş mu? Hayır, ben bir filim. Yoksa bu bir uçak mı? Hayır, ben bir filim diyorum. Gözlere baktır. Sana demiyorlar, bana diyorlar. Uçak kanatlı muhabbet kuşuyum ben. Birinin bana ihtiyacı mı var? En sevdiğim kapım. Kusura bakmayın müdür bey. Havalı giriş yapmak zorundaydım. Buyurun, beni çağırmışsınız. Bak Necati,
Bu gördüğün penguen Berke okulumuza yeni geldi. Ancak burası onun için çok sıcak. Baksana çocuk ne halde. Pişti, pişti. Merhaba. Evet, pişmiş. Baksana suratına. Pişik pişik bakıyor. Ama dur. Mangal yerlemede dünya şampiyonluğum var benim. Hani penguenler uçamazdı? Necati, mangal değil o, dur. Ama yerlemeni beğendim, hakkını vereyim. Neyse. Okulun kazan dairesine in ve sıcaklığı biraz düşür. Böylece Berke de rahatlıkla gezebilsin okulda. Dattırinit! Görev anlaşıldı. Fil Necati! En sevdiğim duvarım. Oo, kazan dairesi. En sevdiğim yer. Kazan dibini hatırlatıyor bana. İşte bu kazan, bu da dibi. Ama yenmez. Sakın Necati, yapma. Neyse, hadi şu vanayı çevirelim de penguen lahmacun gibi pişmesin. Hey, nereye? 4 saniyeden fazla koşamam ben. Büyüyem çok hassas. Bu bir top. Bu bir tekerlek. Hayır, bu bir fil. Oh be, sonunda biri tutturdu. Teşekkürler. Üzgünüm müdür bey. Kazan dairesinde bir vana eksik. O vanayı bulmazsanız okul soğumaya devam edecek. Yapacak bir şey yok. Necati, vana nerede? Martı kaptı. Martı nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağ nerede? Buradayım. Bahane istemem. Sen kaybettin, sen bulacaksın o vanayı. Hadi hop o vana. Hadi hop o vana. Hadi hop o vana. Hayır, bu fil Necati. Fil Necati. Siz de amma işsiz çıktınız. Ha? Bu da ne? Nereden geliyor? Etraf buz gibi oldu. Soğuk. Bu soğuk nereden geliyor? Buz gibi oldu. Çok soğuk. Ya. Canan, burada neler oluyor? Bilmiyorum. Ama dışımdan bir ses bunun sorumlusunun Necati abi olduğunu söylüyor. İçinden bir ses olmasın o? Hayır, hayır. Dışımdan. Bunun sorumlusu benim Canan. Necati abi çok teşekkürler. Hava o kadar güzel ki. Çocuklar, kazan dairesindeki varayı kaybettim. Eğer o varayı bulup havayı eski haline döndürmezsem müdür bey beni kovacak. Ama eski hali çok sıcak. Hep böyle kalsa ya. Ben Berke bu arada, memnun oldum. Biz de memnun olduk Berke. Ama olayın büyüklüğünü kavrayamadınız bence. Hava böyle kalamaz. Keşke kalsa. Buzul çağına girsek ve çılgın maceralar yaşasak. Bu soğukta ocağım yanmıyor Necati. Ocaksız bir dürümcü lavaşsız dürüme benzer. Ne? Dürüm yok mu? Olmaz. Olamaz. Fazla dram yaptınız siz de. Tamam, o vanayı bulacağız. Güvenlik kameralarını kontrol edelim. Sen de yardım edersin, değil mi Berke? Tabii. Ama önce küçük bir işim var. Sizlerle orada buluşuruz, olur mu? Dürümleri kurtarmak için! Dürümler adına! Hazır mısınız? Hazırız, hazırız, hazırız!
Ne oluyor? Soğuktan görüntü dondu. Kayıt burada silinmiş. Ama nasıl olur? Bak şöyle olabilir mesela. Evet, Necati Bey görüntü kaydının bu şekilde silinebildiğini bize kanıtladı. Tekrar izlememize gerek yok herhalde. Yetiştin mi? Ne olmuş? Kaydın silindiğini anladığımız kaydı izledik. Ama Necati abi kaydı sildi. Aa, olamaz. Ne olacak şimdi? Önemli olan soru şu. Martı'nın Vanayı nereye götürdüğünü kaydeden videoyu kim sildi? Benim çok kafam karıştı. Ya şu an bir kaydın içindeysem ya da aslında bir bilgisayar ürünüysem. Evet bakın, bu da bir kamera kaydıymış. Daha fazla uzatmayalım en iyisi. Mirket abi, Mirket abi, dronlarını kullanabilir miyiz? Mirket abi, Mirket abi, klonlarını kullanabilir miyiz? Ha? Onu nereden buldun? Çabuk bırak! Özgürüm, özgürüm! Dronlarına ihtiyacımız var Mirket abi. Bir martıyı bulmamız gerekiyor. Yoksa buzul çağından hiç çıkamayacağız. Evet, buzul çağındaki fillere ne olur biliyorsunuz. Dişleri çıkar, asabileşirler ve durduk yerde onlara Mahmut derler. Necati, elleme çubuklarımı! Peki tamam, alabilirsiniz. Çatıdalar. Zaten ben de bu soğukta çalışamıyorum. Hey sen gel buraya. Yakalayamaz ki. Evet, hazır mısınız? Dronları dört bir yana uçurup o martıyı bulacağız. Ben uçtum bile. Kaptan pilotunuz konuşuyor. Uçuşumuz biraz sert geçecek. O martıyı bulacağız. Hay. Vuruldum, vuruldum. Saldırı altındayız. Düşüyoruz. 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 Olamaz. Tuzağa düşürüldük. Biri bizim havayı düzeltmemizi istemiyor. Bunlar kesin rakip dönerciler. Onlar dürümcüleri hiç sevmez. Üzgünüm dürümcü Cemil. Seni yarı yolda bıraktım. Bu bir kuş. Bu bir uçak. Kaçın. Hava iyice soğudu. Necati abi işsiz kalacak. Dünya buzul çağında kalacak. Hava hep böyle güzel kalacak. Necati dürümsüz kalacak. Tanju ne yapıyorsun? Şu soğuk günde şaka biraz içinizi ısıtsın diye kedi taklidi yaptım. Tanju abi çıksana oradan. Olmaz Şakir. Dışarısı çok soğuk. Hem bu benim yeni arabam. Bakın vın vın. Aa, bu aradığımız vana. Yaşasın, bulduk. Onu nasıl buldun? Bir tane martı verdi. Simit sanmış yiyememiş. Ben de direksiyon yaptım. Olmaz. Olamaz. Çok üzgünüm. Ne yaptın sen? Koşun. Bunu bana bırakın. Yardım edin. Olamaz. Vana gitti. Belki sen ne yaptın? Hepsi en başından beri benim planımdı. Vana uçup gitsin diye ayarlarını bozdum. Vapurdan Vana'yı martıya atan da bendim. Görüntü kayıtlarını sizden önce varıp ben sildim. Dronlarınızı da ben düşürdüm. Necati abi, bu ne saçma bir hayal balonu? Büyük olasılıkla şöyle olmuştur. Bak. Hep soğuk olacak. Geri dönüş yok. Çöp kutumun kapağı uçup gitti. Ne?
uçan şey bana değil miydi? Direksiyonu istiyorsanız alın burada. Bir anlamı kalmadı. Artık gofretsiz ve arabasız bir köpeğim. Bana'yı bulduk. He? Atlayın. Tanju abi sen harikasın. Sana bir kutu gofret alacağız. Bir kutu mu? Şunu da taktık mı her şey eski haline dönecek. Bu maceradan ne ders çıkardın söyle bakalım Necati. Soğansız dürüm, vanasız çözüm olmazmış. Çak! Oy, herkesten çok özür dilerim. Yuvamdan ayrıldım. Buradaki sıcak havaya bir türlü alışamadım. Affedin beni. Affettik, affettik. Sen merak etme. Kimse zarar görmedi. Ama sen hala terliyorsun. Necati, bana öbür tarafa çok mu çevirdin sen? Efendim? Evet. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Düşen dronlarımı tamir et. Ben de senin sıcaklık sorununu çözeyim. Yaşasın. Kabul. Çok özür dilerim dronlarınızı düşürdüğüm için. Tamam, tamam. Hadi aç koliyi de gör çözümümü. Bu bir buzdolabı. Bu bir diri dondurucu. Hayır, bu bir... Bunlar da baydı artık. Çok güzel, çok güzel. Teşekkür ederim Mirket abi. Rica ederim. Hey, sen gel buraya. Ya, ya ben gerçek Mirket'sem. Ya! İsim şehir oyununda final turu. Herkes hazır mı? Hazırım. Kafanda niye pantolon var Necati abi? Heyecanlanınca pantolonu kafama giyiyorum. Canan ve Necati kazanmaya çok yakın. Bu tur her şeyi belirleyecek. Hadi başlayalım. Necati abi bir harf seç. Kadriye. Necati abi harf dedim. Çocuklar. Annem gelmiş. İstediğiniz robot oyununu aldım sonunda. Anne, isim şehir oynuyoruz şimdi. Biri bir harf seçiyor. Sonra o harfle başlayan birer tane isim, şehir ve hayvan buluyoruz. Oyunu biliyorum Remzi. Şimdi haftalardır istediğiniz robot oyununu boşuna mı aldım ben? Çok gerginiz. Robotla uğraşamayız. Aman iyi peki. Gidip iade ediyorum o zaman. Necati ne bağırıyorsun? Harf seçiyorum. Adana dürümün A'sı. A seçildi. Başka harf seç. Urfa dürümün U'su. O da seçildi. Başka? Tamam. F. Frambuazlı armut tatlısının F'si. Başla. F ile başlayan isim Fil Necati. Şehire de şunu yazsak. F ile başlayan hayvan. F ile başlayan hayvan. F ile başlayan hayvan yok ki. Süre bitmek üzere. Hadi düşünce balonu. Bir işe yara. O ne? Ördek. Yok abi. F ile başlayan hayvanım ben. O zaman fördek. Fördek diye bir şey yok. Flamingoyum ben. Tamam ne bağırıyorsun? Evet süre bitti. Herkes açsın kağıdını. Bende bir tek şehir eksik. İsim Fuat, hayvan fil. Ben de şehri bulamadım. Fahriye ve fil. Feyyaz ve fil. Fil nasıl aklıma gelmedi? Neyse ki son anda buldum hayvanı. İsim Fil Necati, hayvan flamenco. Necati, o hayvanın adı flamingo. Flamenco bir dans türü. Evet, bu sonuçlara göre Necati abi ve Canan berabere kaldı. Oho, orada durun biraz. Ben şehri de buldum. F ile başlayan bir şehir yok ki. Var. Fil şehir. Öyle bir şehir yok bir kere. Ben kuruyorum. Hadi bakalım. Şehirlerin tarihleri, kültürleri olur. Öyle istediğin gibi şehir kuramazsın. Kurarım. Kursan bile kabul olmaz. Olur. Madem öyle, oyunu bulan kişiyi arayıp soralım. Öyle biri yok bir kere. Bana ne, bana ne? Yok işte. Görürsün sen. Şu sürahiyi de diğer S harfiyle başlayan eşyaların yanına koyalım. Saat, saksı ve sepetin yanına çok yakıştı. Şu isim şehir oyunu takıntım yüzünden aynı harfle başlayan eşyaları aynı yerde toplayıp duruyorum. Neyse ki adım Şebnem de şeyle başlayan şatomda kalabiliyorum. Telefon. Nerede? Nerede bu? T harfiyle başlayan telefon nerede olabilir? Tuvalette. Alo. Siz isim şehir oyununun mucidi misiniz? Evet, böyle saçma sapan bir mesleğim var. Size bir sorum var. Eğer biri şehir kısmına fil şehir yazarsa ve fil şehri sonradan kurarsa puan kazanır mı? Evet ama bir şartla.
Bir hafta içinde şehri kurup 100.000 nüfusa ulaştırması gerekiyor. Teşekkür ederim. Duydun mu Necati abi? Bir hafta içinde 100.000 kişinin şehirde yaşamaya başlaması lazım. Bu imkansız. Öyleyse iyi izle. Müzikli sahne başlıyor. Şu anda arkamdan mimari projeler geçiyor. Şimdi de çeşitli grafikler. Şimdi de arkamda boş bir arazi. Hızlı çekimde şehre dönüşüyor. Şimdi de arkamda göbek atan Cüneyt amca var. Bunu neden koydun kurgucu arkadaş? Affedersin abi. Neyse, dünyanın en süper şehrini kuracağım. Göreceksiniz. O zaman ben de seni durdurmak için her şeyi yapacağım. Çünkü kazanmana izin veremem. Şimdi benim müzikli sahnem başlıyor. Arkamda şeyler var. Böyle uzay gemileri. Şimdi de gözlerinden lazer atan T-Rex'ler. Şimdi de benim arkamda da böyle şeyler çıkıyor değil mi? Hayır. İşte şehri buraya kuracağım. Upuzun gökdelenler. Şehir içinde orman. Orman içinde tekrar şehir. Sonra bakkal içinde orman. Necati, o kadarını yapamam. Kulübe yaparım en fazla. Tamam hadi başlayalım. Çok zamanımız yok. Maaşım ne olacak? Bir gofret. Süpermiş. Gofret sigortası da isterim ama. Tanju, eğer Necati'ye yardım etmezsen sana 2 gofret vereceğim. Ben 3 gofret veririm. 4 gofret. 5. Yarım gofret şimdi, yarım gofret iş bitince. Anlaştık. Bir dakika. Bu kuyruk ne böyle? Görevli oyuna dalmış, yerine çocuğu bakıyor. Oyuncakçıda çalışmak çok zevkli. Teşekkürler. Şunu iade etmek istiyordum. Neyse, bekleyeceğiz artık. Canan, nereye gidiyoruz? Öyle bir plan yaptım ki eğer başarabilirsek Necati abi yeni şehri kursa bile kazanamayacak. Neymiş? Şehir kuracakmış. Kur da görelim. Bu da ne? Hemen de tabela dikmişler. Tüm paralarını tabelaya harcamışlardır bunlar. Bir kulübe bile yapamadılar kesin. Fil şehir kurucusu. Ama bu nasıl olur? Remziye! Bu şehri nasıl kurdunuz böyle? Gofret için yapmayacağım. Hiçbir şey yok. Gofret diye dönme dolap bile yaptı. Anlat Anju. Gördün mü nasıl da güzel kurdum şehri? Kuru verdim. Şehri güzelce kuru verdim. İyi tamam, kurmuşsun ama kimse yok ki burada. 100.000 kişiyi bul da göreyim. O iş çocuk oyuncağı. Tanju tamam, bir şeyler yapmayı bırak. Daha fazla gofret vermiyor. Hoppala. Adam kız kulesini de yaptı. Başla Tanju. Amin. O değil, diğeri. Affedersin. Duydum duymadım demeyin. Sınırsız eğlence, sınırsız yemek, her şey ücretsiz. Hepsi fil şehirde. Yaşasın. Nasıl yani? Neredeymiş bu şehir? Neredeymiş fil şehir? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Yatırıyoruz. Şşşt. Fil şehirde sınırsız eğlence var. Oley! Fil şehirde bulaşık yıkamak zorunda değilsin. Oley! Fil şehirde toplar komşuların balkonuna kaçmaz. Oley! Faturası, bu su faturası,
Bu gofret faturası. Gofret faturası mı? O ne? Sence ben bedavaya mı çalışıyorum? Ah, bu son param. Daha da kalmadı. Ama neyse. 100.000 olmak üzereyiz. Büyük bir sorunumuz var Necati. Halk seni protesto ediyor. Kimse halinden memnun değil Necati. Herkes eğlenecek dediğimiz için çöpleri kimse toplamıyor. Sokakları kimse süpürmüyor. Süpürge bulamazlarsa ekmek yesinler. Fırın açık değil ki. Fırıncı top havuzunda oynuyor baksana. Çok mutluyum. Artık pesin. Ay. İki saattir seni korkutacağım diye çöpün içindeyim. Her tarafım yoğurt ve karpuz suyu oldu. Remzi, boşuna uğraşma. Şehirdekiler beni çok seviyor. Öyle mi sanıyorsun? Bak. Ama Fişehir çok güzel olacaktı. Kimsenin çalışmadığı bir yer ayakta kalamaz ki Necati. Bak, şimdi de herkes mutsuz işte. Olsun, 100.000 olmak üzereyiz. Oyunu ben kazanacağım. Hala bir gün sürem daha var. Yarın görüşürüz. Ben de gidip yıkansam iyi olacak. Gülşehir'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gülşehir mi? Ama burada hiç gül yok ki. Komik olan da o ya. Okuyan gülsün diye Gülşehir buranın ismi. Berbat bir espriymiş. Şehriniz satılıkmış galiba. Satılık şehir mi olurmuş? Evet, alıcı mısınız? Yok, biz bakıcıyız. Evet, evet. Şehrinizi almak istiyoruz. Çok güzel. Çünkü dev robotların karate yaptığı gösteriye gitmek istiyorum yıllardır. Ama çok para lazım. Ne kadar paranız var? 25 kuruş. Fiyatı 7 trilyon. Boyası orijinal, değişeni yok. Kullanıcısına şimdiden hayırlı olsun. Eyvah! İnternetten satış yapıyor sanki. Ah, sadece bir kişi kaldı. Bir kişi daha bulmam lazım, acil. Ne yapıyorsunuz burada? Oh, Necmi, gel gel. Fişehir'de 100.000. ol. Ha? Yok, gelmem. Niye ki? Berbat bir şehirmiş de ondan. Sensin berbat. Aa, yani canım Necmi'ciğim, güzel Necmi'ciğim. Bu şehirde istediğin kadar pilates dersi var. Pilatesi sevdiğimi kim söyledi? Bütün keçiler pilates sever. Son teklif 5 trilyon. 75 kuruş. 5 trilyon. Bir dakika, bir dakika. Benim bir fikrim var. Alo, efendim oğlum. Anne, sakın robot oyununu iade etme ve sana söyleyeceğim yere getir. İyi de, onlar küçücük robotlar. Bizim dev robotlara ihtiyacımız var. Merak etme, benim bir fikrim var. Anne, sakın iade etme robotları. Teyze, iade etmek istiyor musun oyunu? Hadi teyzeciğim, işimiz gücümüz var. İşte istediğin şezlong Necati. Ama önemli bir haberim var. Şehirde herkes seni arıyor. Dediklerinin hiçbirini yapmadığın için çok sinirliler. Şşt. Necmi, yorulmuşsundur. Gel dinlen biraz. İyi bari. Sınırın dışında sonuçta. Niye gülüyorsun? Ben kazandım. Fişehir 100.000 kişi oldu. Ama hile yaptın. Yuppi, ben kazandım, siz kaybettiniz. O da ne? Beni tebrik etmek için uçak göndermişler. Tebrik uçağı. Canan bak, ben kazandım. Sen kaybettin. Hayır, sen kazanmadın. Tabelaya baksana. Tabelaya bakalım, göbek atalım. Tabelaya bakalım, göbek atalım. Kağıdına bak. Şehir kısmında Pastamonu yazıyor. Ben de şehri bildim. Yani berabere kaldık. İyi de onun adı Kastamonu. Pastamonu değil ki. Hayır, Kastamonu başka. Ben bu beyefendiden bir şehir satın aldım. Adını da Pastamonu yaptım. Ama. Alın oyununuz. Dövüşen mini robotlar. Ben gidiyorum. He? Koskoca şehri nasıl aldınız çocuğum? Paranız yok ki. Tabii ki devasa robot dövüşüyle. Dövüşen devasa robotlar. Dövüşen devasa robotlar. Bu oyun çok zevkliymiş. Oo, ben de oynayacağım. Şakir, bana ver kumandayı. Canan'a bir şey de yemem lazım. Necati abi, bırak. O ses ne? Necati, sana demiştim. 100.000 kişi seni yakalamaya geliyor ve çok kızgınlar. Necati, gel buraya. Yüz binler üstüme geliyor.
dikkat! Meteoroloji yetkilileri uyarıyor. Tehlikeli bir kasırga şehrimize yaklaşmakta. Herkes güvenli yerlere gitsin. Eyvah! Duydunuz mu? Bu kasırga tehlikeliymiş. Meteoroloji yetkilileri uyarıyor. İnanmayın bu laflara. Bir kere bile meteor düşmedi bizim mahalleye. Remzi haklı. Meteoroloji ve meteorun hiç ilgisi yok. Ayrıca yetkililer ne yapabilirler ki? Onlar sadece gözlemleyip tedbir almamızı sağlıyor. Şimdiden zeki kız haklı gibi geldi. Keşke meteorlar düşse, içlerinden uzaylı organizmalar etrafa yayılsa, bütün herkesi ele geçirse ve büyük bir macera başlasa. Oo, kapüşonu kafasına yapışıktan ilginç bir açıklama geldi. Hayır, kafama yapışık değil. Yapışık! Elimde bir sihirli değnek olsaydı neler yapardım neler. Neler yapardın Remzi? Mercimek köftesi falan yapar mısın mesela? Hayır Necati. Kasırgayı engellerdim. Mercimek köftesi yapsaydın ne güzel yerdik. Hortum başladı. Hortum başladı. Birazdan etrafta inekler uçacak. Arabayla hortumdan kaçacağız. Kasırga geliyor Şakir. Hortum değil. Nasıl yani? Hop diri fututu diye dönen hortum yok mu? Evet Necati. Bahçe hortumu var arkada. O dönüyor öyle. Evet. Hortum olmasa da kasırga o kadar şiddetli ki o da seni uçurabilir Necati abi. Of Necati abi uçacak ve bir evin çatısından içeri girecek. Sonra da büyük bir kurtarma operasyonu. Tam bir film gibi. Evet, çılgın hamsiler tatilde. Yanlış örnek. Hızlanıyor bu kasırga. Herkes dikkat etsin. Onlara kalsa her hava olayı tehlikeli. Merhaba çocuklar. Güle güle çocuklar. Kasırga gittikçe tehlikeli bir hal alıyor. Hiçbir şey olmaz. Baba dikkat et. Ya ben niye dikkat edeyim evladım? Yetkililer et. Baba arkanda. Yetkililer dikkat edin diye uyarmıştı. Haklılarmış. Kafam. Aman. Ne oldu demin öyle? Remzi. Remzi. Kim var orada? Remzi. Remzi. Necati sakın beni korkutma. Biliyorsun aniden korkunca kedi gibi bağırıyorum. Remzi. Sen başka bir şey demiyor musun? Sürekli Remzi, Remzi. Başka bir şey. Bu da ne? Bir portal olmalı. Bir geçit. Remzi. Remzi. Geldim. Ne kadar sabırsız bir ses bu. Merhabalar Remzi Bey. Merhaba. Siz de kimsiniz? Ben bir bilim hayvanıyım. Biz de sizi bekliyorduk. Buyurun Remzi Bey. Beni ne için bekliyordunuz Hamster Bey? Anlayamadım. Tabii ki de bize yardım etmeniz için. Ya demek öyle. Tabii. Siz de benim yeteneklerimin farkına varmış olmalısınız. Burası bizim deneylerimizi yaptığımız yer. Birazdan da son teknoloji bir uyduyu uzaya fırlatacağız. Ve dünyadaki ekosistemi yakından takip edeceğiz. Efendim, roketi fırlatıyoruz. İyi, fırlatın. Roket bu sonuçta, ne yapacaksınız başka? 3, 2, 1, ateş! Oh, oh, bu dev ekranda ne güzel oyun oynanır. Efendim, cihaz roketten ayrıldı. Her şey hazır. Nedir bu cihaz? Çok pahalı bir şey gibi. Çılgınlar gibi pahalı. Öyle böyle değil. Neyse, bilindiği gibi biz canlılar ne yazık ki dünyanın ekolojik dengesini bozduk. Bilinçsizce tükettik ve tüm doğal kaynakları bitirdik. O yüzden mevsimler bile değişti. Bu cihazda bozulmuş olan sistemimizi eski haline dengelemeye çalışacak. Oo, ne taktınız buna? Soba mı? Evet, o ısı ileticisi güneşten gelen ısıyı dünyaya yansıtmaya yarıyor. Böylece havanın sıcaklığını arttırabileceğiz. Peki yandaki nedir? Klima mı? Aynen öyle. O da soğuk gezegenlerden aldığı -100 derecedeki ısıyı dünyaya yollamaya yarıyor. Böylece havanın ısısını düşürebileceğiz. Lütfen ben kullanayım bu cihazı. Çok hoşuma gitti. Bilim kurgu filmi gibi. Tabii ki de Remzi Bey. Siz bunun için buradasınız. Çok muhteşem bir şekilde mutluyum. Yuppi!
İşte burası sizin çalışma odanız Remzi Bey. Buradaki sisteme giriş yaparak biraz önce bahsettiğim cihazı ayarlayabilirsiniz. Hadi kolay gelsin. Vay canına! Hemen işimizin başına geçelim. Öncelikle hemen bu kasırgayı ortadan kaldıralım. Bunun için de elektrik süpürgesi özelliğini kullanalım. Şahane! Vakum gibi çekiyor. Her eve lazım bundan. Bitti. Giden gittik. Bakın, kasırga sona erdi. Sanki bir elektrik süpürgesi birden çekti kasırgayı. Canan, Şakir, babanız nerede? Bilmem ki. Az önce buradaydı. Ben de ortadan kaybolsam böyle merak eder misin Kadriye? Ay etmem. Sağ ol, içim rahatladı. İşte bu iş böyle yapılır. Mahalleyi kasırgadan kurtardığıma göre biraz dinlenebilirim. Alarm, alarm, acil durum, kuraklık tespit edildi. Acil durum, kuraklık tespit edildi. Kulaklık mı? Kulaklık niye tespit edildi? Kulaklık değil, kuraklık. Rize'nin R'si. Rize'de kuraklık olmaz. Orası hep yağış alır. Bu yeni gelen çıldırtacak beni. Arkadaşım Rize'de değil, senin bölgende kuraklık başlıyor. Eyvah! Demin süpürgeyle çok mu çektim acaba? Dur bakayım. Bunun başka bir ayarı da olması lazım. Çok sıcak. Çok fazla sıcak. Şuna bakın. Susuzluktan hortumum büzüştü. Şakir, bak bakayım komşularda su var mı? Su kesilmiş. Bakın bakın, radyoda ne diyor? Tüm mahallenin dikkatine. Kuraklık yüzünden suyumuz bitmiştir. Geçmiş olsun. Vızır vızır. Radyoda eriyor sıcaktan. Zaten yıllardır televizyon radyoyu bitirmişti. İnternet de televizyonu bitirdi. Acaba interneti ne bitirecek? Sanal gerçeklik mi? Eyvah! Sıcaktan dolayı Necati abi ne dediğini şaşırdı. Neredeydi bu tuş? İşte yağmur butonu. Yardım edin! Yardım edin! Sen balık değil misin? Niye yüzmüyorsun? Evet balığım. Doğru diyorsun. Bir an paniğe kapıldım. Herkes bağlayacağım. Şakir koş. Belediye mahalleyi yüzme havuzuna çevirdi. Oley! Ne yüzme havuzu Necati abi? Mahalleyi sel bastı. Necati abi hepimizin evini su bastı. Eşyalarımız selle birlikte suya kapılıp gidiyor. Bu benim koltuk takımım değil mi? Su sporu yapıyorlar. Bu da benim fişonyerim. Fişonyer değil de şifonyer olmasın o. Burada fişonyerim yüzüyor. Sen hala hatalarımı yüzüme vurma derdindesin Canan. Aşk olsun. Şu giden benim yatağım değil mi? O da su yatağı olmuş. Daha fazla su esprim varsa hepsini yap bence. Kaçın! Köpek balıkları geliyor! Tanju ne yapıyorsun? Hayatımı kurtarıyorum. Hayır Tanju. Ayakkabılarınla yatağıma çıkıyorsun. Bu çok ayıp bir davranış. İn oradan. Köpek balıklarına dikkat et Tanju abi. Cici balıklar. Siz köpek balığısınız. Ben de köpeğim. Akraba sayılırız. Abi bu doğru mu? Yok oğlum öyle bir şey. Isırmaya devam et. Bırak onu kenara. Eyvah! İşler iyice sarpa sarıyor. Şimdi de mahalleyi su bastı. Ne yapsam? Buldum! Şu yandaki gezegenden biraz kum çekeyim. Tamam, şimdi de bu kumları bize atayım. Belki bir işe yarar. İçlem yok. Ay şimdi çok bayılacağım. Sıcak. Çok sıcak. Su. Of. Aman, aman. Of. Aman. Dizlerim parçalandı. Necati abi, böyle yürümemiz gerektiğinden emin misin? İzlediğim tüm çöl filmlerinde çöle düşenler dizlerinin üzerinde oflayarak yürüyorlardı. Böyle yürümekten yoruldum. Hem acıktım da. Evet, ben de çok acıktım. Anne, ne yemek var? Bakın, makarna yaptım. Tatlı olarak da kek var. Anne, sen serap
görüyorsun galiba. Ellerim bomboş. Ne kadar güzel bir gün. Ne kadar da güzel bir ortam değil mi? Deve kardeş, şimdi senin kalbini kırarım. Yemek yok yemek. Nasıl güzel bir ortam. Ben hep böyle ortamlara alışık olduğum için benim için muhteşem. Peki bir şey soracağım deve. Senin boynun neden eğri? Bilmem, hiç düşünmemiştim. Bir atasözüyle mi ilgisi vardı? Eğer öyleyse atasözlerine pek hakim değil. Nerem doğru ki diyeceksin. Nerem doğru ki. Nerem doğru ki. Bu kadardı. Niye uzatıyorsun? Neden? Of of. Ne yapacağım ben şimdi? Bu çöl iklimi nasıl geçer? Bir dakika. Buldum. Kliması vardı bu makinenin. Çok soğuk. Sabahtan beri macera istiyordun Şakir. Mutlu musun? Evet. Çok. Şaka şaka. Normal konuşabiliyorum ben. Bakkal amca. Dondurman var mı? Ayol. Bu Tanju niye üşümüyor? Sokakta yaşadığı için alışmış soğuğa herhalde. Evladım ben olmuşum dondurma. Sen ne diyorsun bakayım? Dondurma mı oldun sen? Bakkallı dondurma. İlginç. Eyvah. Tüm mahalleyi mahvettim. Hepsi benim suçum. Caner haklıymış. Bu iş ne kadar da zormuş. Hemen bir şeyler yapmalıyım. Buna bastım. Şuna da basayım. Buna da. Küresel ısınma başladı. Küresel ısınma başladı. Ne yaptın sen? Milyonluk makineyi bozdun. Hepimizin işi bitti. Ay. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? İmdat! Nihayet kendine geliyor. Remzi! Remzi! Eyvah! Tosun abi! Ne diyorsun Remzi? Ne Tosun abisi? Tosun abi mi? Ne? Rüya mıymış? Evet rüyaymış. Hepsi rüyaymış. Oh, dünya varmış. Baba ne oluyor? İyi misin? Çok iyiyim kızım. Hem de çok. Bana ne oldu peki? Ha? Kafam niye sargılı? Ne olacak? Kafana kasırgada uçan bir dikkat tabelası çarptı. Kafana tabela çarpınca da bayıldım. Tüm halkımızın dikkatine. Kasırga tehlikesi geçmiştir. Şu anda aldığımız bilgiye göre kasırga tehlikesi ortadan kalkmıştır. Geçmiş olsun. Duydunuz mu? Tehlike geçmiş. Ama ben gerçekten gördüm olanları. Siz bilmiyorsunuz. Hamsterlar var. Uzaya bir tane uydu yolladılar. Diğer gezegenlerden bir şey çekip buraya ısı yansıtıyorlar. Güneş panelleri var. Hatta elektrik süpürgesi de var. Sonra ekranda birden yazılar çıkıyor. Alarm çalıyor. Küresel bir şeyler oluyor. Sonra da... Eyvah! Bayıldı yine. Oo, hazır bayılmışken bence suratına bir şeyler çizelim. Saçmalama Necati. Evet diyenler... Hadi Kadriye hadi. Sen de istiyorsun biliyorum. Of! Kimde pastel boya var? Hay! Azıcık da bana yer açın. Yap şey yap. Kansol Necati derler bana.